Evet arkadaşlar, şimdi ilginç bir soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi normalde biz her şeyi ideal olarak düşünüyoruz, ideal olarak, ama öyle bir durum yok. Mesela havanın da sürtünmesi var falan filan. Hareket ettiğimiz zaman havanın da bir sürtünmesi oluyor. O yüzden mesela buna bir nevi sürtünme kuvveti ve sürtünme kuvveti genelde buna aslında viskosite deniyor. O kuvvet genelde hızla bağlantılı olur. Bana diyor ki bir tane parçacık x ekseninde hareket ediyor. Onu etkileyen bir kuvvet var. Eksi kmv kare. Hani ona daha doğrusu sürtünme gibi etkileyen bir kuvvet var. Sen sağa doğru gidiyorsan o sola doğru etkiliyor, sen sola gidiyorsan o sağa doğru etkiliyor. Ona göre bana söylediği şey şu: bu kuvvetin etkisinin altında kaldığımda ve v of t, x of t, yani v'nin t'ye bağlı, x'in t'ye bağlı durumunu bulun, sonra v'nin de x'e bağlı olan, v'yi bir de x'e bağlı şekilde yazın, nasıl yazarsınız diyor. Tabi ilk baştaki kondisyonların belli. İlk başta v 0, yani parçacık v 0 hızından başlıyor ve konumu da ilk başta yok, yani x eşittir orijinden başlıyor gibi düşün. İşte bu tarz sorular geldiğinde nasıl çözeceğim? F eşittir f'a. Eksi k m v kare eşittir m dv dt. F eşittir m, Newton kanunu. Bundan sonra artık çözmeye başlayabiliriz. Şimdi m'leri atarsak ne gelecek bana? Eksi k dt eşittir dv olur v kare. Yani burada böyle bir diferansiyel denklemler falan bilmeye gerek yok. Şimdi bunları toparlayalım. Eksi k integral 0'dan t'ye dt eşittir integral v 0'dan v t'ye bağlı durum dv olur v kare. Basit integral, yani başka hiçbir şey yok. Şimdi hesaplayalım. Ne gelecek oradan? Buradan eksi k, buradan eksi k t gelir. Buradan ne gelecek? 1 bölü v karenin türevi eksi 1 bölü v'dir. Şöyle yazabilirim. 1 bölü v 0 eksi 1 bölü v t. Sanki sınırları ters çevirip koymuşum gibi, ama dediğim gibi buradan eksi geleceği için böyle yazdım. Şimdi o zaman toparlayalım. Bunu bu tarafa atayım, bunu bu tarafa atayım. 1 bölü t'ye bağlı v eşittir 1 bölü v 0 artı bu. Şöyle yazabilirim. 1 artı v 0 kt bölü v 0. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa attım ve pay da eşitledim. Başka hiçbir şey yapmadım. Buradan vtn eşit v0 bölü 1 artı kv0t. Bakın v'yi hızlı bir şekilde bulabildim. Sadece integral alıyorum. İlk hızı biliyorum. Belli bir zaman sonraki hızını da ona göre hesaplıyorum. Şu kısmı düzelteyim tabii ki. Eksi 1 bölü vt. Basit integral aldım. Sadece başka hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra VT'nin cinsinden buldum. Şimdi X'i benden istiyor. Yani bu bildiğimiz aslında şey problemi. Yani hız, zaman, hız, pozisyon, ivme arasındaki ilişki neydi? DX over DT, DX bölü DT de var, neyi veriyor? V'yi veriyor. O zaman bunu hesaplamaya çalışacağız şimdi. Bunu hesaplamaya çalışacağız. Sıfırdan X of T DX eşittir integral sıfırdan T'ye V of T DT. Yani pozisyonun integrali, daha sonra pozisyon eşittir hız çarpı zamanın integrali. Bu bağlantıyı kullanarak size onu hesaplıyoruz. O zaman şu soru kısmını silebilirim. Ve ben şunu biliyorum. X'in ilk başta 0 olduğunu biliyorum. O zaman hesaplayabiliriz. Şimdi x eşittir. Buradan ne gelecek? V 0 integral 0'dan t'ye dt bölü 1 artı k v 0 t. Bunu koyduğum zaman dt bölü t ln verir. Buradan 1 artı k v 0 t eşittir u dt eşittir 1 bölü k
KV0DU. Bunu da kullanarak şurayı sileyim. Bunu da kullanarak şunu yazabilirim. Buradan V sıfırlar birbirine götürdü. X eşittir. Ln dt du bölü, bakın du buradan geliyor, u da buradan. Ln sınırları yerine koyacağım sadece. 1 artı 0'da zaten bir şey yok. 1 artı k v 0 t. Pozisyonu da buldum. Zaten hızı da biliyordum. Pozisyonu da buldum sadece integral olarak. Şimdi sadece buradan pozisyonun hız cinsinden, hızı pozisyon cinsinden bulmam gerekiyor. Pozisyonu buldum, hızı buldum. Şimdi şöyle yazalım. Bakın şunlar birbirine benziyor. 1 artı k v 0 t'ler birbirine benziyor. Şimdi şöyle yazabiliriz. E üzeri x, daha doğrusu öyle yazmayalım. Şurada bir küçük hata yapmışım, onu düzelteyim. K çarpı x diyelim. Çünkü buradan integral geliyor. Ondan sonra dt over t'den 1 bölü k geliyor. Ve k çarpı x. K çarpı x. Şimdi buranın e üzerisini alalım elinden kurtulmak için. Ve şuna benzetmek için. E üzeri kx eşittir 1 artı v 0 kt. Şimdi ben buna benzetmeye çalışıyorum. Tersini alacağım ve v 0 ile çarpacağım. O zaman v 0 e üzeri eksi kx eşittir v 0 bölü 1 artı v 0 kt. Aa, bu da gerçekten v'ye eşitti. Yani gerçek v'nin x'e göre formu da v0 e üzeri x'i kx. Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar, bakın. Bana belli bir kuvvet veriyor. Belli bir kuvvet veriyor. O kuvveti kullanarak kuvvet eşittir mdv dt'den. Eğer hıza bağlı bir kuvvetse, hıza bağlı bir kuvvetse mdv dt'den, tabii ilk baştaki durumu, ilk baştaki hız neydi, pozisyon neydi onları bilerek hızın bir formülünü çıkarıyorum. Hızı kullanarak pozisyona geçiş yaptım. Ki burada hızı bulduktan sonra pozisyona geçiş yaptım. Hızı bulduktan sonra pozisyona geçiş yaptım. Şurada daha güzel yazayım. X eşittir 1 bölü k integral du bölü. Buradan 1 bölü k gelecekti illaki, çünkü şuradan geliyor. Dt ile du yazarsam zaten v0'dan geçiyor. 1 bölü k geliyor. O yüzden buradaki kx. Kx. T diyelim daha doğrusu. KXT. KXT. Tamam. Buradan X'i T'nin bir fonksiyon olarak bulmuş oldum. Logaritmik bir şekilde çıkıyor. Ondan sonra bana söylediği şey şu. V'yi X V'yi X'in yani X'in değişken olduğu durumda V'yi yazın diyor. Yani X yani VT'ye bağlı olmasın da X'e bağlı olsun diyor buradaki durum gibi. O zaman da yaptığım şey şu. Bakın burada birbirine benzeyen terimler var. Bunun exponential'ını aldım. Logaritmadan kurtuldum. Sonra tersini aldım. Aynı burada olduğu gibi. Ve V0 ile çarptım. Ondan sonra sonucumu buldum. Bakın bu tarz sorularda yapmamız gereken şey bellidir. Kuvvet hız bağlı, hıza bağlıysa F eşittir mdv dt'den sorunu çözelim. V'yi bulurum, sonra X'i bulurum. Ben ne istiyorsam duruma göre onları bulabilirim. Bu da bildiğimiz böyle sürtünme kuvveti tarzı, böyle hıza bağlı sürtünme kuvveti falan olduğu zaman hareket denklemleri nasıl değişiyor onları bulmak için güzel bir soruydu. Bu tarz sorular genelde hani matematik kullanarak çok basitçe çözülebilecek sorular. Bu sorunun çözümü de